Şimdi bu üst tavan kapanacak. Buraya bir tane MDF lam keseceğiz. MDF lamın üzerine aydınlatmalar yapılacak. Burası aşağıdan yukarıya U şeklinde tekrar inecek. Burada süpürgeliği köşe açılacak yerine gelmesi için. Burayla tahtanın bitişinin arası 6,5 santim. Buraya tekrar MDF ayak yapıp menteşe yeri yapılacak. Buradaki klapa da bu menteşenin durumuna göre, klapanın durumuna göre çıkacak. Ortada klapa yok. Kapaklar ağacı kapatacak. Tam ortada bir tane ağacımız var. Bu sökülüp takılabiliyor ama şu an ağırlık bastığı için muhtemelen sökülemeyecektir. Buraya 200'den MDF ayak bağlanıp klapa, kapakları onun üzerine tutturacağız büyük ihtimal. Burası yine aynı şekilde MDF bağlanacak. MDF'nin üzerine kapak bağlanacak. Ancak şöyle bir durum var. Burası, buradaki klapa 13 santim. Buradaki klapa 8,5 santim olacak. Yapacağımız çerçeveyi ona göre yapacağız. Orta tamamen boş kalacak. Buraya yaptığımız çıtayı, çerçeveyi içerideki MDF lamla öpüştürüp birbirine vidalayacağız. Buradaki MDF lamı, burada 1 santimlik bir çıkıntı var. 1 santimlik çıkıntının üzerine oturtturacak şekilde yapacağız. Ölçü net alındı ama duvarda yamukluk olabilir. Yarım santim kadar bir küçük yapmak gerekiyor. Akvaryum üstü komple boş kalıp buraya bir tane camı kapatacak şekilde klapa yapacağız. Bunu muhtemelen akvaryuma yapıştıracağız ya da içeriden buradan bağlayıp buraya akvaryum camını yapıştırabiliriz. Bunun haricinde ortada klapamız yok. Ancak böyle bir durum var. İki kapak olacağı için ortada bir tane tekrar klapa yapmamız gerekebilir. Alta süpürgelik yapacağız. Kapaklar süpürgelin üzerine oturacak.